Değerli kompozitçiler, hepimizin bildiği gibi kompozit malzeme 1940'lı yıllarda ticari alana çıkan yeni ve çağdaş bir malzemedir. Türkiye kompozit sanayi ise 150-200 civarında firmanın faal olarak geçimini kompozitten temin ettiği, 750-800 firmanın da kısmen kompozit işi yaptığı bir sektör konumundadır. İhracatı ile ithalatı birbirine yakın rakamlardadır. 200 bin tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirmekte ve yaklaşık olarak da 1.1 milyar avroluk bir ciro sağlamaktadır. Kompozit malzemeler hepimizin bildiği gibi havacılık, uzay, savunma, ev aletleri ve iş ekipmanları, yapı sektörü, tüketim malları ve spor eğlence, korozyona dayanımlı ürünler, elektrik elektronik, denizcilik, taşımacılık ve otomotiv, askeri uygulamalar ve tarım gıda sektörü gibi neredeyse katkıda bulunmadığı, ürün vermediği sektör yok. Tüm sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Katma değeri yüksek bir sektör olan kompozit sektörü, ülkemizin dış ticaret açığının kapatılması açısından da önemli görevler yapabilecek bir sektör konumundadır. Derneğimize gelince, derneğimiz Türk kompozit sanayinin ham madde, yarı, ara ve nihai ürün üreticilerini, tedarikçilerini ve akademik kurumlarını temsil etmek üzere kar amacı gütmeyen bir dernek olarak 2005 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana tüm sektörü kucaklama çalışmalarını sürdürmüş, bugün itibarıyla 71 firma, 7 üniversite ve bir dernek olmak üzere toplam 79 kurum ve kuruluştan 88 kişinin üye olduğu bir dernek konumuna ulaşmıştır. Derneğimize üye olan kuruluşlar, Türkiye kompozit sektöründe üretilen toplam kompozit üretiminin gerek değer, gerekse de hacim olarak %90'ını üretmektedirler. Kompozit Sanayicileri Derneği bu niteliği ile de sektöründeki tek dernek olma özelliğine sahiptir. Derneğimiz Türk kompozit sektörünün çift haneli rakamlarla büyümesini, sektörün gerek nicelik, gerek nitelik olarak Avrupa ülkeleri seviyesini yakalamasını, sektörün tüm paydaşlarının etkin bir organizasyon çerçevesinde bir araya gelerek tecrübelerini paylaşma ihtiyacını dikkate alarak bu etkinliği düzenlemiştir. Etkinliğimiz bir fuar değildir, etkinliğimiz bir zirvedir. Bu kapsam içerisinde seminerler, sempozyumlar, sunumlar, demolar ve en başarılı kompozit ürün örneklerinin yarıştığı bir yarışma bölümü de bulunmaktadır. Ve ikinci gecesinin akşamında da bir gala yemeğiyle tüm kompozit sanayicileri ve sektöründeki kompozit sektörünün paydaşları bir araya geleceklerdir. Etkinlik katılımcılara öncelikle Türkiye'nin yükselen bir sektöründe yer almanın ve güçlerimizi birleştirerek sektörün en güçlü tanıtımını yapmanın fırsatını sağlayacaktır. Katılımcılar yerel ve bölgesel kullanıcılarla bir araya gelecek, ürünlerini, hizmetlerini sunma, sağlıklı iş ilişkileri geliştirme şansına sahip olacaklardır. Sektörümüz için önemli bir dönüm noktası olacağına inandığımız etkinliğimizin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Açılış konuşmalarından ikincisini yapmak üzere bu etkinliğimize platin sponsor olarak önemli destek veren İKMİP Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkan Vekili Sayın Selçuk Aksoy'u mikrofona davet ediyorum. İsmail Bey, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sizi de alkışlamak gerekiyordu ama. Efendim herkese günaydın, iyi günler. Sayın Milletvekilim, Sayın Oda Başkanım, Sayın Meclis Başkanımız, çok kıymetli meslek örgütlerinin başkanları ve meslektaşlar, sanayiciler, akademisyenler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim her şeyin ilki zordur. Allah kolaylık versin ama
3 sene sabrederseniz bundan sonrasını meyvelerini çok güzel alırsınız inşallah. Böyle 10'lu 20'li senelere gelmek nasip etsin. Bugün ben Murat Akyüz Başkanımı temsilen buradayım. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliği kompozit ürünlerin de içinde yer aldığı kimya sektörünün yaklaşık 14-15 alt sektörünün ihracatını temsil eden bir sivil toplum örgütü. Kompozitin bizim açımızdan şöyle bir özelliği var. Kimya sektörü Türkiye'de malum ithalat üzerine kurulmuş bir sektör geçmiş olarak. Bunun ihracata dönüşümü maalesef katma değeri düşük ürünlerle başlamış ve devam ediyor. Biz de yönetim olarak temel hedefi katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını arttırmak üzerine koyduk. Bu konuda tabii özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların desteklenmesi gerekiyor. Ve kompozit sektörü de kendi özelinde katma değeri yüksek olan, ülkeye gerçekten önemli değer kazandıran bir sektör. Bunun için böyle bir sempozyumun ilkinde özellikle sponsor olarak bulunmaktan çok mutluyuz. Çok da sektörden umutluyuz. Bizim kimyanın hakikaten çok geniş bir alt açılımı söz konusu. Kozmetikten plastik ürünlere, yapı inşaat sektöründe kullanılan plastiklerden petrol veya işte yakıt türevlerine kadar oldukça geniş bir hatta ilaçlara kadar, ilaç ham maddelerine kadar oldukça geniş bir tabanımız var. Bunların her biri kendi içerisinde çok enteresan sektörler. Biz de bunların her birine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Birlik olarak özellikle dünya çapında önemli fuarlara üyelerimizin yani sizlerin katılımını kolaylaştırmak için organizasyonlar, milli katılım organizasyonları düzenliyoruz ki bunu kar amacı gütmeden yaptığımız için sektöre önemli bir fayda sağladığımıza inanıyorum. Bunun yanında REACH ile ilgili yine sektöre geçmişte bir katkımız oldu. Bir yine kar amacı gütmeyen bir şirket kurarak burada REACH regülasyonuna uyum için firmalarımıza danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Oldukça başarılı olarak devam ediyor bu proje. Yine kimya sektörünün genelini ilgilendiren Seveso gibi kozmetik sektörünü yakından ilgilendiren yönetmelikler gibi konularda da bizler birlik olarak teknik altyapıyı oluşturarak üyelerimizin oluşturmakta zorlanacaklarını düşündüğümüz teknik altyapıyı oluşturarak üyelerimizin önüne çıkan bu tarife dışı engelleri gidermek ve onların daha rahat çalışıp daha rahat ihracat yapmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Benim şahsen bu sektörde bir kısım tanıdıklarım olsa da sizin sektörünüz de kendi içinde maşallah çok dallanıp budaklanıyor. Tanımayanlar olabilir. Onun için kendimi de kısaca tanıtayım. Ben polimer teknolojilerine gönül vermiş bir insanım. 30 küsur senelik plastik sektöründe farklı bir alanında olsa da faaliyet gösteren bir firmanın ikinci jenerasyon sahibiyiz. Mektepli plastikçilerden ya da polimercilerden diye kendimizi isimlendiriyoruz. Ama sektörün sivil toplum örgütlerinde de uzun süre görev yaptım ve hali hazırda da Plastik Sanayiciler Federasyonu'nun başkanlığını da yürütüyorum. Bu vesileyle yani sivil toplum örgütlerine, mesleki örgütlere gönül vermiş biriyim ve tabii bu örgütlerin de sektörleri daha ileri taşıma konusunda ne kadar faydalı olduklarını yakinen bilen biriyim.
Onun için başkanı, başkan nezdinde dernek yönetimini bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Zor bir iş ama olması gereken bir iş. Sizlere de, yani sektörün mensuplarına da, derneklerine destek olmaları için bir kez daha buradan seslenmek istiyorum. Fazla sözü uzatmayalım. Arkadaşlarımız dışarıda bekliyorlar. Ben tekrar bu etkinliğe sponsor olabilme imkanını verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum. Değerli kompozitçiler, son açılış konuşması için de Sayın İbrahim Çağlar'ı mikrofona davet ediyorum. Çok kıymetli Meclis Başkanım, Kompozit Sanayicileri Derneği'nin değerli başkanı, başkanımızın da söylediği gibi kıymetli kompozitçiler diyeceğim ben ve değerli tüm dernek sivil toplum örgütlerinin başkanları ve kıymetli milletvekilimiz, ben tüm katılımcıları İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Efendim, evet, dışarıda bekliyorlar. Ben de mümkün olduğu kadar kısadan bir iki konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zirvede olmak gerçekten çok önemli. Ben de çok mutluyum. Kompozit'te Sayın Başkan gibi birinci jenerasyon veya ikinci jenerasyon bir ticari ilişkim yok ama Kompozit'in tüketicilerindenim. Yani bize de ihtiyacınız var bu manada. Gerçekten gelirken bu denli bir hazırlık yaptığını bilmiyordum. Gelirken gördüm. Şimdi biraz daha bakacağız Sayın Başkanlarla birlikte. Güzel bir çalışma. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum Sayın Başkan'a yaptıkları gayretten dolayı. İstanbul Ticaret Odası'nın 340 bin üyesi var. Değerli kompozitçiler, kıymetli misafirler. Bu 340 bin üyenin içerisinde plastik ve ham maddeyle uğraşan 6 bine yakın da sektör mensubumuz var. Ve bu sektörlerin içerisinden de çok kıymetli meclis başkanımız bizimle birlikte İstanbul Ticaret Odası'nda sizleri temsil ediyor. Ve şurada şunu görüyorum. Sektörün bütün katmanları, bütün dernekleri, kurumları bu konularda adı zirve olunca, adı sektör olunca veya adı kompozit olunca bir araya gelip birlikte hareket edebiliyorlar. Bu gerçekten ihtiyaç duyduğumuz konulardan bir tanesi. Sektörün tabii kapasitesi günden güne artıyor. Çok farklı alanlara giriyorlar. Ben girerken kapıda gördüm. Bir hücum botun sonar domu yapılmış. Hatta bir de dokundum ben. Dokunmayı, temas etmeyi seviyorum. Bir de ses gelir yani, bazen dokunursunuz. Bir merdiven, çift katlı otobüs merdiveni ama bu bugün çift katlı otobüs merdiveni. Sanırım daha farklı alanlarda da kullanılır ve Sayın Meclis Başkanımızın aracını da gördüm. Hakikaten kompozit sanayinde Türkiye iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ülke olarak, Türkiye olarak, sanayi sektörleri olarak havzaya baktığınız zaman Avrupa'dan, kuzeyden giren Rusya'ya, güneyde Afrika, Arap ülkeleri, doğumuzda Türkiye Cumhuriyetler, nereye bakarsanız bakın her noktada sanayi üretiminde gerçekten kaliteli mal üretiyoruz. Gerçekten bu işi biliyoruz ve ürettiğimiz ürünlerde de dünyanın en kalitelisini yapıyoruz. Avrupa'da sanayi çöküyor. Rusya'nın sanayide teknolojisi çok eski. Afrika'nın ve Orta Doğu'nun baktığınız zaman sanayiyle şu anda pek yakından alakası yok. Türkiye Cumhuriyetler'de Doğu tarafına baktığımız zaman çok bir hareket yok. Ve 4 saat uçtuğunuz zaman dünya ekonomisinin %60'ına ulaştığını söylediğimiz ve bildiğimiz İstanbul'da yola çıktığınızda etrafımızda sanayi sektörlerinde, sanayi alanında bizim kadar güçlü bir firma yok. Ne yapmamız lazım? Bundan sonra el birliğiyle sektörlerimizi büyütmemiz lazım. Maliyetlerimizi aşağıya çekerek dünyadaki rekabetimizi daha da rahat bir hale şirketlerimizi getirmemiz gerekiyor. Ve İstanbul Ticaret Odası olarak yeni yönetim anlayışımızla üyelerimize dokunacağımız, üyelerimizden birlikte hareket edeceğimiz ve üye odaklı bir çalışma yapacağız. Ve bunun çalışmalarına başladık. Ve özellikle tekstil ve inşaattan başlayarak şöyle bir çalışma yapıyoruz değerli arkadaşlar. Sektörü inşaattan ele alalım, malzemeden
satış sonrası hizmetlere kadar inşaatın bütün katmanları bugün nerede, 25 yıl sonra nerede olmalı, 10 yıl sonra nerede olmalı, 20 yıl sonra nerede olmalı ki dünya lideri olsun ki biz dünyanın ikinci büyük müteahhitlik firmalarına sahibiz. En çok işi biz yapıyoruz dünyada. Ülkemizde, yurt içinde ve yurt dışında bu sektör nerede olmalıyla ilgili sektörün bütün katmanlarıyla bir araya gelip bir çalışma başlatıyoruz. Bunu dünyadaki modellerini alacağız, akademisyenlerimizle çalışacağız, bütün sektör mensuplarıyla çalışacağız. İnşaat ve tekstilden başladık çünkü tekstil en rahat istihdam alanımız. Peşinden inşaat aşağı yukarı 50 sektörü ilgilendiren bir şey. Fakat bugün burada gördüğüm, teşekkür ediyorum beni de davet ettiğiniz için, kompozitin dünyadaki yeri çok önemli. Kompozitle ilgili de sayın başkanlarım uygun görürseniz bu çalışmayı eş zamanlı kompozitle ilgili de yapabiliriz. Yani kompozit sektörü bugün nerededir? Nereye gelmelidir? Neler yapmalıdır? İstanbul Ticaret Odası'nın bünyesinde bunu çok rahatlıkla yaparız. Bunun bütün finansal ihtiyaçlarını biz İstanbul Ticaret Odası olarak karşılarız. Sektör temsilcileri zaten bizden birlikte bir ay mı çalışırız, bir yıl mı çalışırız ama sektörün önüne yapması gerekeni çok rahat bir şekilde koyarız. Bunu birlikte Sayın Meclis Başkanımızla da, Sayın Dernek Başkanımızla da değerlendirmek istiyorum. Efendim çok fazla mı konuştum, biraz da çok da uzatmayayım çünkü içerisi beni de heyecanlandırıyor. Ben ayrıca otelin sahibi de çok kıymetli bir arkadaşımız, çok sevdiğimiz bir dostumuz. Aynı zamanda da tabii İstanbul Ticaret Odası'nın üyesi. Ben ona da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediniz, sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili konuklarım, sizleri daha fazla bekletmeden birkaç teşekkür plaketi vermek istiyorum müsaade ederseniz. İlk plaketi bugün açılışımızı onurlandıran ve ayrıca da geçtiğimiz yıl yine bir ilke imza atarak Avrupa GEC fuarına Türk kompozit sektörünün ilk defa bir ulusal katılım ile katılmasını sağlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı'na bir teşekkür plaketi vermek istiyorum. Kendisini buraya davet ediyorum. Bu sene de Paris Fuarı'nda yine hem 3 milyonlarca hem de dönüşü ülkemize getirdik. Hem İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı hem de Kompozit Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Sayın Şekip Avdakiç'i ikinci plaketimizi vermek üzere davet ediyorum. Efendim geçtiğimiz dönemde akaryakıta katılan solventler konusunda parlamentoya bir yasa sevk edilmişti. Bu yasa çeşitli solventlere özel tüketim vergisi getiriyordu. Çok yüksek miktarda. Bunların içinde sektörümüzün ana ham maddelerinden biri olan stren solvent de vardı. Stren de vardı. Ve strene de $1,450 tonuna bir özel tüketim vergisi getiriliyordu. Bu yasa, torba yasa içerisindeydi bu hüküm ve meclise sevk edilmişti. Komisyondan geçmişti, parlamentoya inmişti, oylanmaya başlanmıştı. Tam o noktada bir sayın milletvekili bizimle sabaha kadar uğraşarak verilen başkan vekilliği önergeleriyle bu maddenin, strenin bu yasadan çıkarılmasını sağladı. Sektör olarak kendisine çok şey borçlu olduğumuzu biliyorum. Aramızda polyester üreticileri var. Onlar ne demek istediğimi anlıyorlar. Bizi büyük bir maliyetten kurtaran böylesi bir katkı için sevgili başkan vekilim Sayın Mahmut Dede'ye bu plaketi takdim ederseniz büyük mutluluk. Bunlar politika biçimiyle birleşince ben gerçekten bir her zaman rastlanmayan bir şey yaptı. Genel kurulda oylamaya gittik bir başkanın dediği gibi bir kanunla
grup başkan vekilinin kararını müdahale etti ve bizi çok ciddi bir lütfen kurtardı. Kendisine tekrar olarak teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Plastik Araştırma Geliştirme Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Uysal Başkanımı bir sponsor plaketi vermek üzere davet etmek istiyorum. Bir yabancıya vermeyeceksiniz plaketi. Etkinliğimizi ciddi anlamda destek veren etkinliğimize ve bu sponsor desteğiyle de bir ilki gerçekleştirmemize katkıda bulunan İstanbul Kimyayı Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği adına Sayın Selçuk Aksoy'a bu plaketi takdim etmenizi rica ediyorum. Selçuk Bey'e verirken, Selçuk Bey benden önceki Pagev'in başkanı. Ondan ben bayrağı devraldım. Geçmiş vakitlik hizmetlerini bize geliş olarak devretti. Biz de devam ettiriyoruz. Ve şu anda yeni yerlerden birliğinde kendisi başkanı yaptı sonlara bekliyor. Ben de devlet kurulunda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim Selçuk Evet, yönetim kurulu üyemiz Sayın Barış Fakiş'i yine etkinliğimizi altın sponsor olarak desteklenen Polya şirketine plaketini vermek üzere davet ediyorum. Etkinliğimizin iki de gümüş sponsoru var. Sayın Hakan Kuşu yönetim kurulu üyemiz etkinliğimizin gümüş sponsorlarından Mitix'in plaketini takdim etmek üzere davet ediyor. Gümüş sponsorumuz yine derneğimizin üyesi kıymetli bir sanayici Dovaksa şirketinin plaketini takdim etmek üzere yönetim kurulumuzdan Sayın Kemal Tunç'u görür gibi oldum. Evet burada. Tamam. Kemal Bey'i davet ediyorum. Kemal Bey kapıdan girerken gördüğünüz o 4 metrelik CTP boruyu üreten kurumunda başındaki kişi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim.